Gezenti programından herkese merhaba. Bugün OPET kadın gücünün en iyi örneklerinden biri Alternatif Petrol'deyiz. Burası İzmit Kandıra Sapağı yolu üzerinde. Ve bu kadın gücünü bize biraz anlatması için Burcu Hanım'la kısa bir röportaj yapacağız. Merhabalar Burcu Hanım. Siz buranın işletmecisisiniz sanıyorum. Biraz istasyon müdürüsünüz. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Sektöre bir OPET istasyonunda muhasebe ve finans departmanında başladım. Çalışmalarımdan dolayı terfi aldım ve yönetici kadrosunda destek verdim. Bir istasyonduk, 4 istasyon olduk. Farklı lokasyonlarda farklı dağıtım firmalarıyla çalışma şansını yakaladım. Burcu Hanım, peki nereden aklınıza geldi bir akaryakıt istasyonunda çalışmak? Sektör aslında çok yabancıydım. Bir otomotiv firmasına başladım ben muhasebe ve finans olarak. Tamamen meraktan. Bayram Grubu birçok dağıtım firmasıyla çalışan bir aile şirketi. Alternatif Petrol'de bu ailenin güzel bir parçası. Kadın gücüne destek veren bir parçası. Kimin peki isimleri nedir? Pehlivan Baylan, Emrah Baylan, Doğukan Baylan şirket sahiplerimiz. Emrah Bey ilgileniyor İzmit bölgesiyle. İzmit Kandıra Sapağı'nda Ankara yönünde bulunan istasyonumuz OPET'in kadın gücünü temsil eden ve bu konuda başarıyı hedefleyen bir istasyon. Burcu Hanım, bize bir akaryakıt istasyonunun işleyişini anlatabilir misiniz? Neler oluyor burada? Tabii ki. Kusursuz hizmeti sağlamak adına altın noktamız sahamız. Evet. Burada bizim personelimiz OPET'in kusursuz 10 adım kurallarını gerçekleştirir. Nedir bu 10 adım kurallar? İlk 3'ü? Aracın karşılanması, evet. Depo dolumunun teklif edilmesi, evet. Camının silinmesi, yağ kontrolünün yapılması. Tüm adımları birebir yapmak konusunda gayet başarılı olmak adına çalışıyoruz. Evet. Peki personelinizde gördüğüm kadarıyla bayanlar da var. Evet, kadın gücüne çok önem veriyoruz. Sağdaki personelimizin şu an 2 tanesi aktif. Bir erkeğin yapabileceği tüm hizmetleri yapabiliyor. Bayram ve tatil günleri dahil 7/24 güler yüzlü ve kusursuz hizmetimizle Kandıra Sapağı'nda hizmet veriyoruz. Şu anda da marketteyiz. Bu markette bayağı bir ürün yelpazesi geniş. Biraz da bu marketle ilgili bize bilgi verir misiniz? Marketimiz kusursuz hizmet alanlarımızdan biri ve burada 7/24 geniş ürün yelpazemizle hizmet veriyoruz. Mesela neler? Sıcak ve soğuk kahve çeşitlerimiz, buzdolabımız, sandviç dolabımız, çatla çayımız, şekerimiz dahi. Önce bir dezenfektan yapıyoruz. Lavabolarımızın giriş çıkışlarında el dezenfektan cihazlarımız var. Bebek değişim odamız var. Annelerimiz ve misafirlerimiz kullanımı için hijyenik ve temiz. Çok güzel. Evet. Orada da bebek mi bezi değişiyor? Evet. Güzelmiş. Bu engelli yeri mi? Engelli sandalyemiz. Evet. Tüm müşterilerimizin kullanımına uygun ve açık hizmet vermekte. İstasyonun yıkama bölümündeyiz. Evet. Müşterilerimizin self servis kullanımına hazır yenilendi alanımız. Ama tabii ki istekleri doğrultusunda özellikle bayan müşterilerimiz de genelde talepte bulunuyorlar. Arkadaşımız da yardımcı oluyor kendilerine. Yani istersek self servis yapıyor, tabii isterse de bir arkadaş yardımcı oluyor. Yararlanabiliyorlar. Bu işinizi
biraz yoruyor mu? Yani yorucu oluyor bazen. Yani her zaman değil. Peki. Ama severek yaptığın zaman sıkıntı olmuyor. Bayan için öneriyor musunuz bayanlara? Tabii ki. Bayanların artık girmediği ortam yok, iş yok. O yüzden öneriyorum tabii ki. Zorlukları ne? Zorlukları aslına bakarsanız şöyle, açık havada çalıştığınız için bazen zorlu oluyor bayan olduğumuzdan dolayı. Onun dışında bir zorluğu yok yani, her iş yapılabiliyor sonuçta öğrendikten sonra. Peki gelen müşteriler bir bayan... Çok tepki veriyorlar, çok şaşırıyorlar. Yani defalarca bakan oluyor mesela. Hani bu işi nereden yapmaya karar verdiğiniz gibi sorular çok soruyorlar. Peki şimdi ne yapıyoruz? Genelde erkek kişi çünkü yani o öyle görülüyor. Ama fakat artık çok değişti ya. Sistem değişti, hayat şartları değişti. Bayanlar her yerde. Ne güzel. Aynen. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kadın gücü.